Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e gidemiyor. Ligde oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması. Sis nedeniyle takımı taşıyacak olan uçak Trabzon'a iniş yapamadı. Şimdi bunun detaylarını, haberin detaylarını Yunus Emre Sel'den alacağız. Nasıl bir süreç bekliyor? Hava durumundaki bu sıkıntı nasıl etkileyecek? Karşılaşmanın akıbeti nasıl olacak? Yunus Emre Sel bize neler aktarırsın? Teşekkürler Erdem. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzon'da bugün öğle saatlerinden itibaren sis şiddetini artırmaya başlamıştı. Şu an itibariyle de yoğunluğun çok daha fazla olduğunu söyleyelim. Aslında Trabzonspor kafilesi saat 16'da Gaziantep'e hareket edecekti. Ancak uçak önce bir saat, ardından da saat 21.50'ye kadar ertelendi. Ama 21.50 itibariyle, şu an itibariyle de daha Trabzonspor'u Gaziantep'e taşıyacak uçak Trabzon'a gelemedi sis nedeniyle. Yani daha hareket dahi etmedi. Dolayısıyla uçağın bu saatten sonra da Trabzon'a gelme ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Çünkü hava durumuna göre sisin şu an bugün itibariyle dağılma ihtimali bulunmuyor. Bu da Trabzonspor kafilesinin bugün Gaziantep'e hareket etmesine engel bir durum teşkil ediyor. Tabii Trabzonspor Kulübü yetkilileri bu konuda sürekli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Kulübü yetkilileriyle iletişim halinde. Daha önce de bunun birçok örneği var. Eğer takım deplasmana ulaşamıyorsa maçın ertelenmesi dahil, bir gün sonra ertelenmesi dahil her şey masada. Ama bu konuda henüz yazışmalar devam ettiği için resmi bir şey söylemek çok da mümkün değil. Öğleden sonra bastıran sis bir anda bastırdı ve şu an itibariyle de yoğunluğunu sürdürüyor. Futbolcular Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde bekliyordu uçak için, 21.50'ye için. Ama uçak daha Trabzon'a dahi gelemediği için onlar da yavaş yavaş dağılmaya başlayacaklar birazdan. Yunus Emre Sel, peki olumsuz ihtimalleri göz önüne aldığımız zaman federasyonla Trabzonspor Kulübü yetkilileri ya da Gaziantep Futbol Kulübü yetkilileri arasında nasıl bir diyalog var? B planı düşünülüyor mu sis nedeniyle, eğer bu seyahat gerçekleşemezse olası bir iptalde nasıl bir senaryo olacağı konusu? Tabii yarın Trabzon kafilesi sis yarın dağılması bekleniyor. Yarın Gaziantep'e hareket edecek ve maçın bir gün sonra aynı saate veya TFF ile kulüpler arasında yapılacak görüşmeler sonrası belirlenecek bir saate ertelenme ihtimali bulunuyor. Şu an itibariyle bu konuda yazışmalar devam ediyor ama dediğim gibi henüz resmi bir karar çıkmadığı için o konuda bir şey söylemek mümkün değil. Ama uçak Trabzon'a dahi gelemedi. Bu yüzden hala bir belirsizlik var. Yani %100 ertelendi ifadesini kullanamıyoruz. Ama yazışmalar sürekli iletişim halinde, irtibat halinde devam ediyor. Yunus, kolay gelsin. Mehmet Emin Uluç. Teşekkürler Mehmet abi. Başka bir yol tercih edilebilir mi? Yani atıyorum karayoluyla Trabzon'dan mesela Erzurum'a bir seyahat, oradan bir uçak söz konusu olabilir mi? Böyle planlama konuşuldu mu? Şu an öyle bir planlama konuşuldu mu bilmiyorum. O konuda bir bilgi sahibi değilim. O yüzden bir şey söylesem yanlış ifade kullanıyorum ama bölgede, Doğu Karadeniz bölgesinin genelinde etkili olan bir sus durumu var. Yani buradan yakın yerlere gidip orada da böyle bir seyahate çıkmak çok mümkün gözükmüyor. Bu yüzden bu riskte alınmak istemiyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu sadece benim yorumum şu an itibariyle. O konuda bir bilgi sahibi değilim açıkçası. Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor karşılaşması ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Yunus Emre Sel detayları aktardı. Türkiye Futbol Federasyonu'yla da tabii bir yandan diyaloglar devam ediyor Trabzonspor Kulübü ile alakalı. Maçın tarihinde bir esneklik olur mu, olmaz mı? Tabii hava durumu koşullarını kestiremiyor kulüplerde. Tabii şey de değil, yani çok ciddi rekabette olan kimse olmadığı için Trabzonspor'la, en azından büyükler itibariyle çok abes bir durum olmaz. Cumartesi günü aynı saatte oynatabilirsin. Yani bu kimseyi rahatsız edecek ya da kimsenin itiraz edebileceği bir durum değil. Ama belki gece geç saatlerde, bilmiyorum, uçabilir ya da sabah erken uçuşla akşam oynanabilir. Hı-hı. Gündüz maçları oynanıyor. Hani Ramazan dolayısıyla 7 maçları 8.30'a çekildi ama gündüz maçları yine oynanıyor baktığınız zaman. Öyle bir cumartesi gününe sarkıtılabilir. Şunu anlatmak istiyorum. Yani maçın bu maçın durumu, rahatlığı var Trabzonspor'un. Arkadan gelenlerle bir rahatlığı olduğu için kimseyi rahatsız edecek bir durum olmaz. Yani çok itiraz gelmez bir gün sonraya oynamasıyla ilgili. Bu konuda çok sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Yine tabii gelişmeleri Aspor ekranında izleyicilerimize aktarmaya devam ediyor olacağız. Aspor Trabzon Spor muhabiri Yunus Emre Sel de tüm detayları bizlerle paylaştı. Yunus Emre Sel'e bağlanmadan önce Mehmet Emin Uluç derbiyle alakalı bahsediyordunuz. Görüşlerinizi, yorumlarınızı aktarıyordunuz. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani Fenerbahçe'de işler yolunda.
an itibariyle oyuncu performansları yukarıya çıkmış durumda. İşte kadro dışı tercihen kenarda bırakılan oyuncular dışında bir eksik yok. Hocanın eli zengin. Hı hı. Moraller yüksek. Ve taraftar desteği yanında olacak. Ve Galatasaray'la kıyasladığınızda daha elle tutulur bir hedef var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla kendi sahasında tekrar Kadıköy gerçeğini hatırlamak ve hatırlatmak için kazanmak istiyor ve bunun için her şeye de sahip. Ama malum derbi maçları, benim açık ara favorim Fenerbahçe desem bile eldeki veriler üzerinden, derbi maçları bu. Siz oynarsınız, rakip kazanır, bilemiyoruz. Tabii Galatasaray açısından da her derbi çok önemli Savaş Çorlu, ama diğer tarafta da Galatasaray'ın sahaya çıkaracağı 11. Dün burada Emre Kaplan da aktarmıştı, Galatasaray muhabiri. 10 oyuncu hemen hemen belli. Belirsizliği devam eden tek bir isim var, o da Kerem Aktürkoğlu. Torrent'in yaptığı açıklamada da Kerem Aktürkoğlu konusunda gün ve gün bakacağız şeklindeydi. Kerem Aktürkoğlu oynarsa ya da oynamazsa farklı 2-11 çok fazla görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Sadece bir oyuncu değişecek gibi gözüküyor. Siz neler söylersiniz derbi öncesinde Galatasaray'la alakalı? O bir oyuncunun oynama şansı var. Büyük ihtimalle de oynayacak gibi gözüküyor. Bugün takım izinliydi. Hatta derbi öncesi haftada iki izin çok alışık olmadığımız bir durum. Torrent böyle bir motivasyon herhalde, oyuncuların biraz daha kafalarını dağıtmak için, daha hazır olmaları için böyle bir yol seçti zannedersem. O 10 oyuncu tamam, ama 11. oyuncu Kerem olduğu zaman kadroda farklı yerlerde değişiklik görebiliriz. Ne olabilir mesela? Şimdi biz hep Kerem üzerinden kuruyoruz. Kerem yoksa iki farklı değişiklik görebiliriz, ama Kerem varsa bu sefer Gomez'in böylesine önemli bir maçta, tabii ki çok maçlar oynadı, çok derbiler, çok daha büyük maçlar oynadı. Ama şunu kabul edelim ki temposu çok yüksek bir maç olacak. Temposu çok yüksek olacak bir maçta Gomez burada yorulabilir. Şimdi Kerem oynadığı zaman diğer tarafa bir anda Emre Kılıç'ı atıp ön tarafa Babel'i atabilir Domenek Torrent. Yani bu da bence planlar arasında olabilir. Kerem bu maçta oynamayı istiyor. Şu andaki tedavi süreci oynayacakmış gibi bana bilgiler geliyor. Yarınki antrenmanda muhtemelen bir bakmışız ki takımla beraber çalışıyor da görebiliriz. Temposunu anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe maçları her zaman temposu yüksek maç olur. Mehmet Emin'in demin vurgu yaptığı Fenerbahçe biraz daha hedefte olan. Sonuçta hedef ikincilik. Şöyle son yıllardaki Kadıköy'deki ve Aslantepe'deki maçlara bakalım. İki takımın da genelde oynadığı maçlarda hep şampiyonluk hedefinde olunur. Galatasaray evet hedeften uzak, ama Fenerbahçe Galatasaray maçları her maç şampiyonluk gibidir. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray, bırakın tenisi, masa tenisini, çelik çamak oynasa orada büyük bir iddia vardır. Yani ezeli rekabet olduğu için. Torrent'in, İsmail Hoca evet formda. 7 maç 6 galibiyet bir beraberlik, ama Torrent'in şu anda büyük maçlara baktığımız zaman kendisini ispat etmiştir. Yani Barcelona maçı 2 tane, bir Beşiktaş maçı. Oyun sistemi ne olacak? Nasıl başlayacak maça? Yani evet, seyirci rekoru demiyorum çünkü seyirci rekoru Fenerbahçe birçok derbide kırmıştır. Yani bu maça özel bir seyirci rekoru olmuyor. Belki bu sezonun seyirci rekoru olabilir. Baskısı yüksek bir maç, ama Domenek Torrent bu tip maçlara alışkın. En azından Avrupa'da oynadığı maçlarda. Burada Barcelona maçı. Sahaya süreceği 11'den daha fazla nasıl bir sistemle çıkacak? Maç devam ederken iki teknik adama bence burada çok büyük iş düşecek. Dörtlü başlarsın, üçlüye geçersin. Bunu ilk maçta Vitor Pereira yapmıştı. Herkes üçlü beklerken dörtlü yaptı. Hatta gol attığı zaman son golde Crespo'nun golünde üçlüye geçmişti tekrardan diye hatırlıyorum. Burada da maç içinde iki teknik adamın yapacağı hamleler maçın sonucunu bekleyecek. Yani maçın başında gol de olabilir. Barcelona maçlarında oynadığı gibi kontrollü futbolu tercih ederse, senin özellikle vurgu yaptığın o sistem var. Yaptık da anlatamadık ya. Yani ben onu çok net söylüyorum. Sen anlatamamış olabilirsin. Arkadaş anlamamış olabilir, ama burada maça nasıl başlayacak? Bence kontrollü başlayacak. Yani sonuçta Fenerbahçe'yle oynuyorsunuz. Ezeli rakibinizle oynuyorsunuz. 50 bin kişinin karşısında oynuyorsunuz. Çok formda olan bir Fenerbahçe var. Orta sahalara bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin orta sahası biraz daha iyi. Hücum hattı baktığı zaman yine kez aynı şekilde. Denge nerede var dersen, kale ve savunmada denge var şu anda iki takımda.